oldukça hassas ve dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Biz bu hassasiyeti ve dikkati en üst düzeyde göstermenin çabası içerisindeyiz. DTP eş başkanları Ahmet Türk ve Emine Ayna kameraların karşısına milletvekilleriyle birlikte geçtiler. Ahmet Türk konuşmasına tüm kesimler toplumun hassasiyetlerine dikkat etmeli diye başladı. Sonra da sözü İmralı'da yeni cezaevine yerleştirilen Abdullah Öcalan'a getirdi. İmralı sıradan bir cezaevi değil. Öcalan da herhangi bir tutsak değildir. PKK'nın 13 Nisan'dan bu yana aldığı eylemsizlik kararı ve barış grubunun gelişi bu süreçte atılan en önemli adımlardır. Sayın Öcalan'ın uzattığı bu barış elinin tutulması gerekirken sergilenen tam aksi yaklaşımlar ne bizim, ne halkımızın, ne de demokratik kamuoyunun kabul etmesi, meşru görmesi mümkün değildir. Bununla da kalmadı. Sokakta yaşanan gerilimin Öcalan'ın koşulları düzeltilmedikçe süreceğini söyledi. Türkiye bu açıklama söz ettiğiniz hassasiyetlerin neresinde duruyor sorusu soruldu. Meseleyi başka yere getirmeyin. Hayır efendim. Şunu doğal olarak toplumu tatmin etmeyen bir durum ortaya çıkarsa doğal olarak tepkiler de gelişir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bir psikolojik bir atmosferin etkisi var toplum üzerinde. Ve bu sözlerin ardından gazetecilerin ısrarlı soru taleplerine rağmen Ahmet Türk basın toplantısını bitirdi. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son bir soru. DTP Avrupa Konseyi İşkence İzleme Örgütü CPT'yi İmralı'da yeniden inceleme yapmaya çağırdı ama girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde DTP Grup Başkan Vekilleri Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanağ'ın Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le konuyu görüştüğü öğrenildi.